Tabii maçla ilgili ne söyleyeceğimi de bilmiyorum. Gerçekten bu üçüncü kez oluyor. Daha önce Adana Demir maçında gene 2-0'dan 2-2. 2 puan kaybettik bu maçta. Daha sonra Pendik maçı da gene aynı şekilde 2-0'dan 2-2. 2 puan kaybettik. Gene bu maçta da önde olduğumuz 3 puan yakalama şansımız oldu bir maçta. Gene aynı şekilde 2 puan, toplamda da 6 puan kaybı yapıyor bu. Belki de bu puanları kazansaydık 10. sıraya, 11. sıraya çıkma şansımız vardı. Ama her zaman bize bu fırsat geldiği zaman biz bunu maalesef beceremiyoruz. Ligde diğer rakiplerimize baktığımız zaman, diğer maçlara baktığımız zaman önde olan rakipler, önde olan takımlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bazen tabii sahada çirkinleşe de biliyorlar. Zaman geçirme adına yerde kalıyorlar, zamana oynuyorlar, her şeyi yapıyorlar ama biz bunları maalesef beceremiyoruz. Tabii aslında bugün iyi oynadığımızı söyleyemem gerçekten. Büyük fırsatlar yakalayamadık. Bazı oyuncularımızdan beklentilerimiz daha fazla olmasına rağmen onlar da beklentinin altında kaldılar. Tabii Gradel örneğini vermek istiyorum. Bir haftadır aramızda yoktu. Afrika Kupası'nı kutluyor. Bugün geldi ve birçok arkadaşımızdan daha fazla katkı sağladığını düşünüyorum. Tabii futbolcuların üzerinde de baskı var. Tabii bunu da söylemek istiyorum. Bizim üzerimizde de baskı var. Bugün bunu becermemiz gerekiyordu aslında. İyi oynayamadık ama 1-0 yakaladıktan sonra bu son 4 dakikada bu skoru koruma adına her şeyi yapmamız gerekiyordu. Açıkçası takım olarak çok iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Mental anlamda güçlü bir reaksiyon gösterdik. İlk yarı belki 2-3'ü bulsaydık kimse bundan şikayetçi olmayacaktı. İkinci yarıda da aynısı oldu. Ne yazık ki 1-0 geriye düştük iyi oynamamıza rağmen. Ve reaksiyon gösterdik. Futbolcularım çok iyi bir şekilde, kesinlikle başlarını eğmeden, iyi bir şekilde odaklanarak geriye geldiler. Tabii biz bu maçı kazanmak istedik ama buradan kaybetmeden ayrılmak da çok önemli. Açıkçası bugün üstesinden gelmemiz gereken çok fazla problemle uğraştık. Sonuçta buraya ilk 11'de oynayan daha doğrusu 6 tane oyuncudan yoksun geldik. Alim, Fofana, Beneser, Encam, Emre, Bola. Alim de hemen maçtan önceki ısınmada bir sakatlığı olduğunu söyledi. Soner'le değişiklik yapmak zorunda kaldık. Tabii 6 oyuncudan yoksun olduğumuz için biraz zorluk yaşadık diyebilirim. Ama takımın bütün oyuncuları dahil, Muyo olsun, Osman olsun ve diğer oyuncularım olsun, çok iyi bir takım gösterdik. Çok iyi bir oyun çıkardık ve takım olarak çok iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Şu anda burada sahada gördüğünüz ve göremediğiniz 800 tane eğitmenimiz 3 yaşından itibaren aldıkları çocukları 18 farklı branşta eğiterek hayata ve spora ve dolayısıyla hayata hazırlamaya çalışıyorlar. Ben burada tüm özverileriyle sizlerin huzurunuzda eğitmenlerimizi alkışlamak istiyorum. Son 20 yıldır ilkokullarda beden eğitimi öğretmeni yok. İyi bir elit sporcuya sorduğunuzda spora nasıl başladığını hep ilkokul beden eğitimi öğretmeniyle anlatmaya başlar. O yüzden burada gördüğünüz eğitmenler esasında Türk sporu için en kilit noktadalar.